Herkese merhabalar. Şüphesiz ki Kurban Bayramı'nda en çok tükettiğimiz et türü kavurma. Biz de şimdi kavurmaya dair püf noktaları uzman kasabımızdan öğreneceğiz. Kavurma için et nasıl kesilmeli ve hayvanın hangi bölgesinden olursa daha iyi olur? Hayvanın bütün bölümlerinden karışık olarak kavurma yapabilirsin. %20 yağ olmak şartıyla. Bütün bölgelerini karışık olarak doğrayıp lezzetli bir kavurma yapabilirsiniz. Onun dışında kavurma genelde but kısmından, kürek kısmında kullanıyorlar. Ama kaburgayı da içine kattığınız zaman çok daha lezzetli oluyor. Yani yağsız etten kavurma olmaz. En az %20, %25 yağ olacak ki kavurmanın yumuşak ve lezzetli olsun. İyi bir kavurmanın sırrı nedir? Eti doğru yerden mi seçmeliyiz yoksa evet. Baharat ya da ateş gibi etkenler etkiliyor mu? Yani eti kavurma nedir? Kavurma önce susuz olarak tencereye bırakırsınız. Et suyunu bırakır. Suyunu çektikten sonra altını kısarsınız. Erittiğiniz yağı üstüne dökersiniz. Tahta kaşıkla kıskat işte güzel böyle yavaş yavaş demlene pişirirseniz o kavurma hem yumuşak olur hem lezzetli olur. Kavurmaya ne konulur? Domates, biber? Hayır, sadece tuz. Sadece tuz? Sadece tuz. İyi bir kavurma sadece tuzdur. Peki şimdi biz bir kasaptan kavurma tarifi alabilir miyiz? Çok kısa minicik sizlerden uzman olarak bir kavurma tarifi bekliyoruz. Orta yağlı, yani en azından %20 yağ olmak şartı ile, çok ufak doğramamak şartı ile, onu önce bir yüksek ateşte güzelce bir suyunu bıraktırıyorsun. Suyunu bıraktığında suyunu çekiyor. Çektikten sonra altını kısıyorsun. Yağı da haricinde döküyorsun. Tahta kaşıkla özellikle tuzunu da attıktan sonra tahta kaşıkla onu yavaş yavaş kısık ateşte demlene pişiriyorsunuz. Hem yumuşak oluyor hem lezzetli oluyor. Kuzu etinden mi daha lezzetli olur? Danadan mı? Kavurma mı? Evet. Ya o bir tercih meselesidir. Kuzu biraz daha yağlıdır. Şimdi herkes kuzuyu yiyemiyor. Aslında güzel olan kuzudur. Lezzetli olan kuzudur. Ama tercih olarak İnsanlar kuzu etini sevmediği için veyahut da ne bileyim ben çok yağlı genelde danada kullanılır. Ama güzel olan kuzudur. Bugün sizlere kavurma tarifini ustasından anlatmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Mavi Kadın kanalına abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.